Sadece 59 gün kaldı. Bir kere bununla başlamak gerekiyor. Nasıl ki 100 yıl önce bu halk iradesi, vizyoner liderlik, bilime akla dayanan ve onun yol göstericiliğini inkar etmeyip sahiplenen bir anlayışla genç cumhuriyet o tarif ettiğiniz yıkımın içinden doğduysa, 100 yıl sonra şimdi de yine bilimle, ortak akılla, katılımcılıkla, demokrasiyle cumhuriyet ikinci yüzyılına taşınacak. Ve bence bu kongre tam da bunun yapılabileceğini gösteren somut bir ilk adım. Yani 59 gün sonra o tarif ettiğiniz bugünün umudu yarının gerçeği haline dönüşecek. Sadece 59 gün sonra. Sadece umut değil, umudu yaşanır kılan bir adım bu. Yani biz gelecekte bir şey olacak diye beklemiyoruz. Tunç Başkan'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emek veren herkesin ortaya koyduğu tavır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yaparız diyen bir tavrı olmadığını, bugün yapıyoruz diyen bir anlayışla yol aldığını gösteriyor. Dolayısıyla hani ben hep oraya vurgu yapıyorum. Bugün iktidarda olduğumuz alanlarda o cumhuriyeti koruyan, demokrasiyi koruyan, katılımcılığı var eden, kadınları, gençleri, toplumun tüm kesimlerini buluşturan farklı fikirleri bir arada konuşmak için zemin hazırlayan anlayış bugün iktidarda var ediliyor. 59 gün sonra da merkezi iktidarda bütün Türkiye için bir gerçeğe dönüşecek. Bu açıdan Sayın Başkan'ın ve birlikte emek verdiği tüm yol arkadaşlarının Türkiye'nin yarınına dair bugünden umudu büyüttüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla konuşmamda da söylemiştim. Buna büyük bir saygı ve teşekkürün ötesinde söylenecek bir şey yok şu anda. Bir kere şunu söyleyeyim, yine o günü beklemeye gerek olmaksızın bugün yapıyoruz. Yani maalesef Sayın depremden sonra çok acil bir barınma ihtiyacını karşılama gerçekliği ortaya çıktı. Yine İzmir özelinden söyleyeyim. İşte birkaç gün önce Sayın Genel Başkanımızla Kahramanmaraş'taydık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu konteyner kentleri gördük. Bugün ihtiyaç buydu, adım atıldı. Ve aynı şekilde biz de iktidara geldiğimizde ihtiyaç neyse o adımı beklemeksizin atıyor olacağız. Ve yine Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı süreçte dikkat ederseniz Türkiye ekonomisine dair uluslararası ekonomik aktörlerin risk algısının çok hızlı düzeldiğini gördük. Niye? Liyakatla yönetecek, birlikte yönetecek, liderlikte tek adamlık kurmayacak, sistemi yeniden demokratikleştirecek iddianın esasında hukuku var edeceği, katılımcılık ve kurallı işleyen bir ekonomiyi var edeceğini gösteren ve risk primlerinin bugünden düştüğüne şahit olduk. Risk primleri düşünce ne oluyor? Faizler düşmeye başlayacak. Faizler düşünce ne oluyor? Üretim yapmak isteyen, tüketim için bugün paraya ihtiyacı olan çok daha kolay kaynağa erişir hale geliyor. Dolayısıyla yatırımla, istihdamla büyümenin önü açılıyor. Yani ilk 100 gün dediğinizde ben size ilk birinci günde olacak bir şey tarif etmiş oluyorum. Reçetemiz hazır. Ortak mutabakat metniyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, 6 siyasi partinin bir arada, nasıl ki bugün İzmir İktisat Kongresi'nde farklı paydaşlar bir araya geldi, farklı düşüncelerden bir ortak metin çıktıysa, çok uzun süredir örülüyor olan Millet İttifakı'nın bir ortak mutabakat metni var. O metinde ilk 10 gün, ilk 100 gün, ilk 1 yıl ve önümüzdeki süreçte inşa edeceğimiz güçlendirilmiş parlamenter rejimin ve ekonomik reçetenin tüm detayları var. Hazırız.